Sevgili dostlar, yeni bir siyer okumalarında sizlerle birlikteyiz. Siyer okumalarında uzun yolculuğumuzun artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 63 senelik pak, güzide ve her anı, her karesi bizim için manidar dersler, hikmetler, ibretler yüklü hayatının ve de 23 senelik peygamberlik vazifesi içerisinde geçen, İslam'a davetle geçen 23 senelik risalet hayatının son senesindeyiz. Artık son senesinin de son aylarına doğru ilerliyoruz. Geçen programımızda Necran Hristiyanlarına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti. En son bunu konuşmuştuk. Sonra Necran'dan 60 kişilik kalabalık bir heyetin Medine'ye gelişi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara teslis akidesini, yani Allah'ı birin üçü şeklinde tanımlayan Allah, haşa, oğlu İsa ve de Ruhul Kudüs. Böyle üçlü bir uluhiyet anlayışı içeriyor onların akideleri. Teslis diye ifade ediliyor. Teslisi terk edip tevhide saf ve tam bir şekilde tevhide davet etmesine karşı Necran Hristiyanları ne yapmışlardı? Kendilerinin hak ve hakikat üzere olduğu Peygamberimizin doğru olmayan şeye onları davet ettiğini iddia etmişlerdi. Onların bu tutumlarına karşı ise ayetler indi. Âl-i İmrân suresinden ayetler indi ve o ayetler Hazreti İsa'nın hakiki mahiyeti, keyfiyeti, Hazreti İsa'nın nasıl dünyaya geldiği, bütün bunların haberini verdiği gibi dönüp Necran Hristiyanlarının iddialarına karşı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik ve teyit etti. Gelen ayetler ve taassuplarına, inatlarına, ısrarlarına karşı kendi akidelerinde ise ve en önemlisi de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı doğru olmayan şeyi söyledikleri şeklinde ithamlarına karşı ise mübahaleyi, yani karşılıklı olarak lanetleşmeyi emretti. Daha doğrusu buna davet etti. Eğer doğruysanız buyurun karşılıklı olarak mübahale yapılsın. Kim doğru söylemiyorsa, kim hakikate aykırı bir beyanda bulunuyorsa, bir akidenin izini sürüyorsa ve ama bunun hakikat karşı tarafın ise batıl şey söylediğini iddia ediyorsa, o zaman buyursun lanetleşsinler ve Allah'ın laneti, kim doğru olmayanı söylüyorsa, kim batıl olanı, kim yalan olanı, kim yanlış olanı söylüyorsa, Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Ki burada inen ayetler içerisinde bilhassa 59. ayetten sonrasını Âl-i İmrân suresinde burada mealen okuyacak olursak buyuruyor ki bu ayetlerde Rabbimiz, muhakkak ki İsa'nın hali de Allah katında Adem'in hali gibidir. Allah onu, yani Adem'i topraktan yarattı, sonra ona ol buyurdu, o da oluverdi. Bu hak ve hakikat Rabbinden gelen bir gerçektir. Bunda şüphecilerden olma. Artık sana bu ilim geldikten sonra kim onun hakkında seninle çekişirse de ki, geliniz oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi davet edip toplanalım. Sonra da hepimiz bir arada olarak dua ve niyaz edelim de
Allah'ın lanetini yalancıların üstüne okuyalım. İşte İsa hakkında sana anlatılan bu haber elbette en doğru bir haberin beyanıdır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah hiç şüphesiz azizdir, hakimdir. Eğer haktan yine yüz çevirirlerse muhakkak ki Allah o bozguncuları, o fesatçıları hakkıyla bilendir. De ki onlara, ey ehli kitap, hepiniz bizimle sizin aranızda ortak bir kelimeye geliniz de Allah'tan başkasına tapmayalım, ona hiçbir şeyi eş, ortak tutmayalım, Allah'ı bırakıp da bazımızı Rabler edinmeyelim. Buna rağmen yine yüz çevirirlerse deyin ki şahit olunuz ki biz Müslümanlarız. Bu şekilde gelen ayetler Necran Hristiyanlarına eğer iddialarında ısrar ediyorlarsa lanetleşmeye çağırdığı gibi diğer taraftan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bütün Müslümanlara, ehli kitaba ve ehli kitap içinde bilhassa Hristiyanlara hak davetinin, İslam'a davetin nasıl olacağının dersini de veriyor. Aradaki ortak kelimeye davet edin. Nedir o ortak kelime? Ortak kelime tevhid kelimesidir. Tevhid hakikatidir. Kula kulluğun olmadığı, hiçbir yaratılmışın başka herhangi bir yaratılmışı Rab bilmediği, Rab edinmediği herkesin, bütün yaratılmışların tek ve bir olan Allah'a iman ettiği ve yalnız ona ibadet ettiği ve yalnız ona dua edip ondan istediği, ondan beklediği hakikat. Bu ortak kelimeye davet ediyor bu şekilde gelen ayetler. Bu mübahale davetinin ardından bu ayetler geldiğinde bir defa Necran heyetinde bir tedirginlik, bir tereddüt, bir çekingenlik oluştuğunu, kendilerinin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aramızda konuşalım diye bir mühlet istediklerini, buna karşılık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayetin, gelen mübahale ayetinin emrettiği şekilde ertesi gün kendisi, kızı Fatıma, torunları Hasan, Hüseyin, damadı Hazreti Ali ve eşleri yanında, arkasında bulunmak üzere mübahaleye açık, mübahaleye hazır bir şekilde Necran Hristiyanlarının karşısına çıktığını öğreniyoruz. Buna karşılık o aradan geçen akşamda, o aradan geçen gecede Necran Hristiyanları kendi aralarında meseleyi müzakere edip mübahalenin kendileri için hayırlı olmadığı hususunda eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hak söylüyorsa bunun karşılığında Allah'ın lanetinin üzerlerinde olacağı endişesi içerisinde kendilerince evet biz dinimiz üzere devam edelim ama Muhammed bin Abdullah'la lanetleşmeden bunu yapalım. Peki ne yapalım? Biz ona sulh davetinde bulunalım. Lanetleşmekten vazgeçtiğimizi, onun doğru söylemediği noktasındaki iddiamızdan
vazgeçtiğimizi ifade edelim. Cizye vererek, anlaşma yaparak meseleyi sulha bağlayalım diye kendi aralarında konuştukları öğreniyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ertesi gün aile efradı yanında olacak şekilde mübahaleye hazır halde gördüklerinde Necran heyetinden bir isim, Şurahbil isimli bir kişinin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biz seninle lanetleşmekten daha hayırlı bir şey düşünüyoruz dediğini, diğer arkadaşlarının da aynı şekilde bunu teyit ettiğini, ey Ebul Kasım, biz seninle lanetleşmeyi değil, lanetleşmemeyi ve dinini sana bırakarak kendi dinimiz üzere memleketimize dönüp gitmeyi uygun görüyoruz. Hakkımıza istediğin şey hükmet, sana verelim. Seninle barış yapalım. Meseleyi sulha bağlayalım diyorlar. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sulh maddelerini yazdırarak Necran halkına, Necran heyetine teslim ettiğini görüyoruz ki bu Allah'ın Resulü Muhammed'in Necran halkı için yazısıdır diye başlıyor bu şey. Onların öncelikle verecekleri cizyenin miktarı, ölçüsü burada belirlendikten sonra buna karşılık Necran ve Necran'a bağlı yerlerdekilerin malları, canları, yurtları, dinleri, bu heyet içinde hazır bulunanları, bulunmayanları, kiliseleri, ruhbanlıkları, az ve çok ellerinin altındaki her şey Allah'ın himayesinde ve Allah'ın Resulü Muhammed'in himayesindedir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Necran halkı için yazmış olduğu bu sulh yazısı. Bununla birlikte manidar yine ölçüler ve dersler var. Peygamberimizin sulh, barış anlaşması olarak Necran halk için yazdırdığı yazıda faiz, evet, Müslüman değiller, onların Hristiyan olarak yaşamalarına müsaade ediliyor. Çünkü sulha razıyız dediler. Dinlerini yaşamaları, can güvenliği içerisinde kendi memleketlerinde yaşamaları teminat altına alınıyor. Bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından ama öbür taraftan onlara da faiz yasaklanıyor. Faiz alma, verme yoktur hükmü. Yine bu maddenin içerisinde var ki bu hassasiyet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği bir hassasiyet, bunu önümüzdeki hafta belki, bu defa, belki de bu hafta veda haccına geldiğimizde ve Peygamberimizin veda haccı sırasında vermiş olduğu hutbeleri baktığımızda yine göreceğiz. O da faiz sadece Müslümanlar için bir haram değil. Faiz insanlığı mahveden bir şey. İnsanın kalbindeki merhameti, şefkati söndüren, başkasının sırtından beslenmeyi bir alışkanlık haline getiren bir şey. İnsanlığın yıkıcısı, insani değerlerin yıkıcısı bir davranış, bir muamele niteliğinde faiz. Bu sebeple Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Necran Hristiyanları ile olan anlaşma metnine de artık faiz yoktur hükmünü koyduruyor. Buna karşılık yine benzer bir şekilde kan davası, cahiliyeden kalma kan davası güdülmeyecektir. Kendi aralarında varsa böyle kan davaları veya başka kavimlerle, kabilelerle kendileri arasında yine o kan davalarında artık hükümsüz olduğunu
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kayıt altına alıyor. Buna karşı Necranlara zulüm ve kötülük asla yapılmayacaktır buyuruyor. Faiz yememekle, onun karşılığında kendileri, onlar faiz yememekle mükelleftirler. Faiz yiyen, içlerinden faiz yiyen, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yapmış, yazdırmış olduğu bu anlaşma, barış anlaşmasındaki o himaye sözünden, koruma teminatından mahrum kalır diye belirtiliyor. Diğer taraftan suçta ve cezada şahsilik. Birinin suçuyla başkasının, eşinin, dostunun, ailesinin, sülalesinin, kabilesinin cezalandırılmaması, ki Kur'an 5 ayette, 5 ayrı surede bu ölçü üzerine ısrarla ve ısrarla duruyor. Necran Hristiyanları ile olan bu anlaşma metninde de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu adalet ölçüsünü yine kaydettiğini kaynaklardan öğreniyoruz. Onlardan hiç kimse başkasının yaptığı bir haksızlık ve kötülükten sorumlu tutulmayacaktır diye bu şekilde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Hristiyan kalan ve Hristiyanlık üzere kendi hayatlarına devam ederken Peygamberimiz ve Müslümanlarla anlaşmaya talip ve razı olan Necranlılarla olan bu anlaşma metni, onlar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama bırakmışlardı ne şekilde anlaşma yapılacağını, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yazdırdığı bu anlaşma metni de yine bütün zamanlar için farklı dinlerden, farklı itikatlardan insanlar barış içinde, dahası huzur içinde ve adalet içinde nasıl bu dünyada beraberce yaşarlar, bunun dersini, ölçüsünü veren bir anlaşma metni çıkıyor bu şekilde karşımıza. Peki nasıl uygulanacak bu anlaşmanın hükümleri? Necranlılar diyorlar ki Peygamberimize, bu anlaşma hükümlerinin aramızda uygulanması için sen bize, bizim içimize, bizim memleketimize bir emin gönder. Senin için güvenilir olan bir kişiyi gönder ki o bu anlaşma metninin uygulanmasına nezaret etsin. Bunun takibini yapsın diye. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ilk Müslümanlardan olan ve aşire-i mübeşşere, cennetle müjdelenen 10 sahabi arasında ismini gördüğümüz Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı görevlendirdiğini görüyoruz ki Hazreti Ömer'den aktarılan bir rivayette diyor ki onlar bir emini, emin kişisini, güvenilir kişisini kendileri için, kendileriyle beraber göndermesini istediklerinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ben size öyle bir kişi göndereceğim ki o güvenilirin de güveniliridir. Hakkıyla güvenilir bir kişidir. İşte güneş batmaya yakın benim yanıma gelin, size o kişiyi sizinle birlikte göndereceğim deyince diyor ki Hazreti Ömer, benim diyor emin kişi olmayı o günkü kadar özlediğim bir, istediğim bir zaman olmamıştır. Resulullah aleyhissalatü vesselamın huzuruna gittim diyor. Öğle namaz için. Efendimiz aleyhissalatü vesselam namazı kıldırıyor. Ondan sonra o selam verdikten sonra diyor sağına, soluna baktı diyor.
Ben de beni görsün, fark etsin diye sağında ve solunda gözükmek için diyor, boynumu o tarafa, bu tarafa uzattım. Fakat diyor, o kendisinin ardından namaz kılan sahabiler içerisinden Ebu Ubeyde'yi görene kadar cemaate göz gezdirmeyi sürdürdü. Onu görünce de kalk ya Ebu Ubeyde, Eba Ubeyde buyurdu. O ayağa kalkınca da Necran Hristiyanlarına işaret ederek, işte bu kişi bu ümmetin eminidir. Her ümmetin bir emini vardır. İslam ümmetinin emini Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır diyor ve bu şekilde onlarla birlikte Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı gönderiyor ki gönderirken onlarla birlikte git, anlaşamadıkları hususlarda aralarında hakla, adaletle hükmet diye emrediyor. Neticede Necran heyeti bu şekilde sonraki bütün çağlarda Müslümanların ehli kitapla beraberce hangi şartlarda, hangi ölçüler içerisinde nasıl yaşayacağı konusunda manidar dersler, ölçüler içeren bu anlaşmayla birlikte Necran heyeti gidiyor. Ama diğer taraftan Necran heyetinden bazı isimlerin sonra geriye Medine'ye dönüp Müslüman olduklarını, İslam'la şereflendiklerini de öğreniyoruz. Sonrası Necran Hristiyanları gittikten sonra ise Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu kez Medine'deki Müslümanlara, sadece Medine'deki Müslümanlara değil, çevredeki bütün Müslümanlara haber gönderiyor. Artık Zilkade ayına gelinmiş, ardında Zilhicce var, yani hac ayı. Hac günleri yaklaşmış, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'ye hac etmeye gidecek. Kendisiyle birlikte bu hacca katılmak üzere Medine'deki Müslümanların dışında bütün civardaki Müslümanlara da davette bulunuyor. Bu haber her birine, bütün kavimlere, kabilelere ulaşıyor ve artık evet, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu hacı, değişik isimler bu hac için kullanmış. Evet, biz veda haccı diye biliyoruz ağırlıklı olarak. Çünkü bu hacda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gerçekten veda ediyor. Artık önümüzdeki senedeki haccınızda belki sizinle bulunmayacağım diyerek kendisi için artık bu dünyaya veda vaktinin yaklaştığını haber veriyor. Ashabıyla da vedalaşıyor bu hacda. Bundan dolayı veda haccı olarak anıldığını biliyoruz. Ama kaynaklarda bu haccın başka sebeplerle Haccetül İslam, İslam haccı, Haccetül Bela, Haccetül Temam gibi isimlerle de anıldığını öğreniyoruz. Mesela Abdullah İbni Abbas, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğlu ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilim noktasında hususi duasına mazhar olmuş sahabinin en alimlerinden olan Abdullah İbni Abbas, veda haccı demek yerine Haccetül İslam demeyi daha uygun görüyor. Kaynaklar bu şekilde aktarıyor. Bunu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama atıfla söylediğini yine kaynaklar aktarıyorlar Abdullah İbni Abbas'ın. Çünkü evet, Mekke her zaman hac edilen bir bölge olmuş. Cahiliye dönemi şartlarında da kendi cahili tarzlarına
adetlerine göre de olsa Zilhicce ayında gelip Arabistan'ın her tarafından müşrik toplulukların, kabilelerin dahi Mekke'ye gelip Kabe'nin etrafında, Mescid-i Haram etrafında toplaştıklarını ve hac ettiklerini biliyoruz o çerçevede. Ama İslam'ın haccı tam olarak nasıl olur, ne şekilde olur? Allah'ın kullarından istediği hac ne şekilde kemal bulur? Bunu ise elbette Resulullah aleyhissalatü vesselam tam olarak gösteriyor. Mekke fethedildikten sonra Müslümanlar hacca gitmişlerdi. Daha önce bunu anlatmıştık. Hazreti Ebubekir başlarında görevlendirildi. Sonra Tevbe suresinin ayetleri indi. Cahiliye şartları içerisinde hac eden müşrikler için bu son senedir. Bundan sonra Mekke'ye cahiliye içerisinde girilmesine, o şekilde hac edilmesine Allah'ın müsaadesi yoktur. Emirleri bu şekilde sonradan Peygamberimize Tevbe suresinin ayetleri indiğinde o ayetleri tebliğ etmek üzere gönderilen Hazreti Ali tarafından bildirilmişti. Artık sadece Müslümanlara mahsus bir şekilde Mekke ve civarı harem bölge cahiliyeyi ihsas eden, cahiliye adetlerini ve cahiliye hacını ihsas eden bütün şeylerden arındırılmış bir halde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haccı gerçekleşiyor ve o hac vazifesini eda ederken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın haccı nasıl olur? Bunu en açık, en berrak, en tamam bir şekilde Müslümanlara gösteriyor ki Haccetül Bela veya Haccetül Temam denmesinin veda haccına sebebi de bu oluyor. Neticede hicretin artık 10. senesi Zilkade ayında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hac için hazırlanıyor. Civarlara da haber salındı. Onlar da Medine'ye geliyorlar, o bölgede olanlar. Ve Medine'de toplaşıldıktan sonra hac için yola çıkan heyet önce Medine yakınlarındaki Zülhuleyfe'ye geliyor. Orada bir gece konaklıyorlar. İhramlarını orada giyiyorlar. Ondan sonra hac için Zülhuleyfe'den ihramlarını giymiş halde Mekke'ye doğru yol almaya başlıyorlar. Elbette o yolculuk muhteşem bir yolculuk. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de hayatı tehlikeye düşmüş, kendisi hakkında ölüm fermanı imzalanmış, kabileler onu öldürmek konusunda anlaşmış bir haldeyken Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Mekke'den ayrılarak zorlu bir yolculuğun ardından Medine'ye gelmişti. Ama hicretin 10. senesinde bu defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke dahil bütün Arabistan İslam'a teslim olmuş bir halde ve yanında sadece Hazreti Ebu Bekir olarak üçüncüleri Allah olan iki kişi. Ancak bu kadar koca çölün içerisinde Medine'ye gelişleri bu şekildeyken bu defa yanlarında, artlarında on binlerce Müslüman onlara katılmış bir halde böyle muhteşem
bir manzara içerisinde Mekke'ye doğru yol alıyorlar ve elbette o yolculuğun vardığı yer başlı başına büyük bir mana, büyük bir değer ifade ettiği gibi yolculuğun her aşamasında da dersler, ibretler yaşanıyor. Onların hepsini elbette burada anlatmamız mümkün değil. Ama bunların içinde bazı manidar hadiseler bilhassa zikre değer diye düşünüyoruz. Ama nasıl oldu veda hacı için, yola çıkıldı, ne oldu, neler yaşandı, Mekke'ye harem bölgeye gelindiğinde ne oldu? Hac esnasında Efendimiz aleyhissalatü vesselam müminlere ne söyledi? Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de neyi istedi onlardan, neyi emretti? Bütün bunların hatırasını ise sevgili dostlar önümüzdeki hafta konuşalım. Önümüzdeki hafta veda haccına gelmiş bulunuyor. Siyer okumaları veda haccı dememizden de anlaşıldığı üzere siyer okumalarının sonuna doğru da artık yaklaşıyoruz. Haftaya buluşmak üzere. Hayırla, huzurla kalın.